Esselamu Aleyküm, kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım. Nacizane ben, kardeşiniz Celal. Türkiye Diyanet Vakfımızın 5-6 yıldır gönüllüsü olarak dünyanın birçok coğrafyasına, 4 kıtaya bulunmaya çalıştık. Sizlerin emanetlerini, sizlerin vekaletle kesmiş olduğunuz kurbanlarınızı, hayırlarınızı, hasenatlarınızı, Kur'an-ı Kerimlerinizi ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize ulaştırmak üzere aracı bir vasıta olarak, emanetçi olarak görevlendirildik. O kadar çok anı biriktirdik ki, o kadar çok yaşadığımız, gördüğümüz, şahit olduğumuz, bazen hüzün, bazen dram, bazen ağladığımız, bazen sevinç gözyaşları döktüğümüz birçok olaya, birçok anıya şahitlik ettik. İdlib'deki yaşadığım bir anıyı anlatmak istiyorum. İdlib'e birkaç defa nasip oldu gittim. Yetimhaneye gittik arkadaşlarımızla beraber. Ve akabinde bu kardeşlerinizle kucaklaşıyorsunuz. Onlara emanetleri veriyorsunuz. Ve şunu soruyorlar. Şunu size söylüyorlar. Hem soruyorlar hem içtenlikle söylüyorlar. Size baba diyebilir miyim? Benim babam olur musunuz? Benim babam yok. Bir baba olarak yutkunduğum kelimelerin talihsiz kaldığı anlarda bir tanesiydi. Tabii ki evladım. Biz de senin babanız diyoruz. Orada o kardeşlerimize yani kalbi olarak elimizden geldiğince o babalık hissiyatını öz babaları gibi veremesek de vermeye çalışıyoruz. Lakin ayrılmaya döndüğümüz zaman kapılarımızı kapatıyorlar. Arabaları kapıları kapatıp gitmeyin diyorlar. O duygu halleri, o duygu yoğunlukları inanın kelimelerin artık tamamen kifayetsiz kaldığı anlar o saatten sonra başlıyor. Diyeceğim şey şu. Yetim kalbine dokunmak, yetimin gönlüne dokunmak, bir kere değil, devamlı dokunmak. Onların o gönlündeki baba aşkını, anne aşkını, kardeş aşkını, o ihtiyaç oldukları en özel sevgiyi daim vermeye çalışmak gerekir.